Evet arkadaşlar, BioSet'in ikinci videosu olan organik bileşikler ve karbonhidratlar videosu için hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda inorganik bileşiklerin özelliklerinden ve canlıların ortak özelliklerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise organik bileşiklerden ve organik bileşiklerden birisi olan karbonhidratların genel özellikleriyle ilgili konuyu anlatmaya çalışacağım. Organik bileşikler, canlının yapısında bulunan canlının birçok organik molekül çeşidini kendisinin üretebildiği moleküllerdir ve organik bileşiklerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementleri ve bunların yanı sıra azot, fosfor ve kükürt elementleri bulunur. Organik bileşiklerin birçoğunu canlı kendisi sentezleyebiliyor ve organik bileşikler özellik bakımından düzenleyici, yapıcı onarıcı ve enerji verici özelliktedir. Organik bileşikler enerji verici, yapıcı onarıcı, düzenleyici ve yönetici olarak kendi içlerine görevleri olarak ayrılmaktadır. Enerji verici olanlar ise karbonhidratlar, yağlar ve proteinler, yani bir diğer ismiyle lipidlerdir. Yapıcı onarıcı özellikte olanlar yine proteinler, yağlar ve karbonhidratlardır. Düzenleyici görevde olanlar ise hormonlar, vitaminler, enzimler, proteinler ve lipidlerdir. Yönetici molekül görevini gören ise nükleik asitlerdir. Yani burada nükleik asitten kastı DNA ve RNA'dan bahsetmektedir. Organik bileşiklerin yapı taşları vardır ve bu yapı taşlarını biz monomer diyoruz. Yani monomerden kasıt küçük yapılı bileşiklerdir. Organik bileşiklerin bir de küçük monomerler bir araya gelerek daha büyük karmaşık halde oluşturdukları yapı ise polimer denir. Yani küçük moleküller bir araya gelir, aralarında belli bağlar kurulur ve büyük yapılı hale gelmesi de polimer diyoruz. Organik bileşikler bu özelliklerini gerçekleştirilirken dehidrasyon ya da hidroliz dediğimiz olaylarla bir araya getirirler ya da parçalarlar. Monomerlerin bir araya gelmesinden polimer oluşması ve artı su açığa çıkması tepkime sonunda biz bu tepkimeye dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Dehidrasyon tepkimeleri enerji harcanarak gerçekleştirilir. Hidrolize gelince ise polimer bir maddenin suyla parçalanarak monomer haline dönmesine biz hidroliz tepkimesi adını veriyoruz. Organik polimer moleküller monomere dönüştükten sonra solunum tepkimelerinde kullanırlar. Örneğin glikoz gibi. Hidroliz tepkimesinde ise ATP harcanması söz konusu dahi değildir. Çünkü bir parçalanma vardır. Biz özellikle karbonhidratlar, yağlar ve proteinler arasında, enerji vericiler arasında bir yorum yapmamız gerekirse, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler enerji elde sırası, yani açlık durumunda ilk olarak enerji karbonhidratlar kullanılır, daha sonra yağlar kullanılır, en son ise proteinler kullanılır. Enerji verim sırası, yani ben bu karbonhidrat, yağ ve protein içerisinde en fazla hangisinden aslında enerji kazanıyorum? En fazla yağdan, sonra proteinden, sonra karbonhidrattan. Peki neden yağdan daha fazla enerji kazandığım halde ikinci sırada? Çünkü bağlanma sebebinden dolayı karbonhidratlara göre daha zor parçalanmaktalar. Genel yapıya katılma olarak baktığımızda ise proteinler en fazla yapıya katılan, daha sonra yağlar ve bundan sonra da karbonhidratlar devam etmektedir. Yağların daha fazla enerji vermesinin sebebi ise hidrojen bağlarının çok olması. Neden ikinci sırada sorusunu az önce söylemiştim? Yıkımlarının zor gerçekleşmesi. Yağların yıkımlarının zor olması, oksijen miktarlarının az olmasıdır. Organik bileşiklere bir bakalım hemen. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler, nükleik asitler ve DNA, RNA. Hemen dehidrasyonla hidrolizin karşılaştırmasını yaptık. Dehidrasyon küçük moleküllerden kompleks molekül elde edilmesi. Hidroliz ise kompleks molekülün parçalanarak daha basit yapılı polimer daha basit yapılı monomer moleküle çevrilmesidir. Dehidrasyon esnasında enerji harcanır ve dehidrasyon sadece hücre içerisinde gerçekleşilirken hidroliz esnasında enerji harcanmaz ve hidroliz hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir. Karbonhidratlara geldiğimizde ise karbonhidratların genel özellikleriyle başlayalım.
Karbonhidratların genel özelliklerini bileşimlerinde hem karbon hem hidrojen hem de oksijen atomu bulunmaktadır. Karbonhidratların kendilerine has bir formülü vardır. Bu da CN, H2NON. N bize burada karbon sayısını vermektedir. Yani bu karbon sayısına N'e göre nitelendireceğiz. Karbonhidratlar enerji verici organik bileşiklerdir. Hücre zarı, hücre duvarı, ATP, DNA ve RNA'nın yapısına katılabilme gibi özellikleri söz konusudur. Yapıcı onarıcıdırlar, düzenleyici değillerdir. Bu çok önemlidir. Birçok üniversite hazırlanan arkadaş tarafından karıştırılır ama karbonhidratlar kesinlikle düzenleyici değillerdir. Biz karbonhidratları kendi içinde üçe ayırıyoruz. Monosakkaritler yani tek şekere sahip olanlar, disakkaritler yani İki şekerli olanlar ve polisakkaritler, bunlar da çok şekerli olanlar. Monosakkaritlere baktığımızda 5 karbonlar ve 6 karbonlar olmak üzere ikiye ayrılmakta. Monosakkaritlerin 5 karbonlu olanlar riboz şekeri ve deoksiriboz şekeridir. 6 karbonlu olanlar ise glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Glikoz burada kan şekeri ya da üzüm şekeri olarak nitelendirilebilir, kanda ölçülen şeker olduğu için. Fruktoz ise meyve şekeridir. Galaktoz ise süt şekeri olarak nitelendirilmektedir. Hemen monosakkaritlerin genel özelliklerine bakalım. Monosakkaritlerin genel özelliklerine karbonhidratların yapı taşıdır. Yani yapı taşıdır dediğimizde monomeridir. Yani monosakkaritler, glikoz, fruktoz, galaktoz bunlar bir araya geldiklerinde karbonhidratlardan polimer yapı olurlar. Parçalandıklarında ise yine 6 karbonlar yani monosakkaritler elde edilirler. 6 karbonlara geldiğinde özellikle monosakkaritlerde kesinlikle sindirime uğrama gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten parçalanamıyorlar. En küçük haldeler sadece hücresel solunuma glikoz katılabiliyor. Hücre zarından direkt geçiyorlar çünkü monomer yapıda oldukları için bir kez daha parçalanma gibi bir durumları söz konusu değildir. Karbon sayıları ortalama 3 ila 7 arasındadır. Şu an bizi ilgilendiren 5 ve 6 olan karbon sayısına sahip olan 5 karbonlar ve 6 karbonlar. Solunum tepkimelerinde doğrudan kullanılırlar. Glikozit bağı bulunmaz. Neden glikozit bağı bulunmaz? Zaten bunlar monomer. Monomerleri birbirine bağlamak için gerekli olan bir bağ gerek yok. Bunlar zaten monomer oldukları için tek başlarındalar ve aralarında bir glikozit bağına gerek duyulmamıştır. 5 karbonlu olanlar yani pentozlara baktığımızda riboz şekeriyle başlıyoruz. Riboz şekeri 5 karbonludur. Genel formüle baktığımızda C5, H10 ve O5'tir. Riboz şekerinin yapısında yapı olarak RNA'nın, ATP'nin, NAD'ın ve FAD'ın yapısına katılmaktadır. Yapıya katıldığı için de yönetici moleküllerin yapısına katıldığı için de enerji verici olarak kullanılmaz. Deoksiriboz şekerine geldiğinde ise DNA'nın yapısına katılır ve yine çok önemli bir yönetici molekülün yapısına katıldığı için enerji verici olarak kullanılmaz. Formülüne baktığımızda ikisini birbirinden ayıran formül riboz şekerinde 5 tane oksijen varken deoksiriboz şekerinde 4 adet oksijen vardır. Oksijen farkından dolayı riboz şekeri ve deoksiriboz şekeri birbirine izomer değildir ve enerji verici olarak yine aynı şekilde kullanılmaz. 6 karbonlara geçtiğimizde yani glikoz, fruktoz ve galaktoza baktığımızda ise karbon sayısı 6 olduğu için formülleri C6, H12 ve O6'dır. Hem glikozun, hem galaktozun, hem de fruktozun üçünün formülü de aynıdır. Ve bunların formülleri üçü birbirine aynı olduğu için birbirlerine izomerdir ve solunum tepkimelerinde kullanılabilirler. Peki izomer ne demektir? İzomer kapalı formülleri aynı yani gördüğünüz gibi kapalı formülü bu. Bu formül açıldığında birbirlerinin bağlanma şekli farklı olduğu için biz izomer diyoruz. Yani kapalı formülleri aynı olduğu için izomerdir. Açık formülleri zaten farklıdır. Şimdi hemen glikoza bakalım. Glikoz üzüm şekeri ya da kan şekeri olarak adlandırılır. Üretici canlılar tarafından üretilir. İşte bakteriler veya bitkiler gibi. En öncelikli enerji kaynağı glikozdur. Glikoz parçalanır hücresel solunumda. Yağ asitleri ve amino asitlere dönüşebilir. Dönüşebilme yetenekleri vardır. Kanda ölçülebilen tek şekerli glikoz, fruktoz ve galaktoz değildir. Sinir hücrelerinde ATP endisi olarak kullanılan şekerdir. Yani bir sinir hücresinde
ilk etapta başlanılacaksa glikoz parçalanır, daha sonra tepkimeye başlatılır ATP tepkimesi. Polisakkaritlerin yapı taşıdır. 4 çeşit polisakkaritimiz var ve 4'ünün temelinde glikoz oluşturmaktadır. Lipitlerle glikolipit, proteinlerle glikoprotein oluşturur ve hücrelerin yapısına katılır ki glikoz en fazla hücre yapısına katılan karbonhidratlardan. Galaktoza geldiğinde ise süt şekeri memelilerin sütünde çokça bulunuyor ve bitkilerin de kloroplastında bulunabiliyor galaktoz. Fruktoz ise meyve şekeridir. Üretici bitkiler tarafından üretilir. Tatlılık oranı en fazladır glikoza galaktoza göre. İnsanlarda fruktozlar glikoza dönüşerek kullanılır. Direkt olarak aldığınız glikozu kullanamıyorsunuz. Öncelikle bunu çevirmeniz gerekmektedir. Glikoza daha sonra kullanabiliyorsunuz. Bitkisel kaynaktır. Not kısmına baktığımızda difüzyon hızları bunların çok önemli. Heksozların yani 6 karbonluları. 6 karbonların difüzyon hızlarında en hızlı olan galaktoz, sonra glikoz, en son ise fruktozdur arkadaşlar. Disakkaritler konusuna baktığımızda ise disakkaritler yani iki şekerliler. Disakkaritler iki adet monosakkaritin bir araya gelmesiyle oluşur. Disakkaritlerde hücre zarından direkt geçme gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü büyük yapılı moleküller oldukları için hücre zarından direkt olarak geçemezler. Sindirilmeden de kana karışamazlar. Bu yüzden disakkaritlerde glikozit bağı bulunuyor. Glikozit bağı da yapılarında bulunmasının sebebi iki monosakkarit arasını bağlamak niyetindedir. Peki kim bu disakkaritler? Bu disakkaritler maltoz, sükroz ve laktozdur. Maltoz, sükroz ve laktoz belli başlı monomerlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Hemen o monomerlere bakalım. Maltoz 2 adet glikoz molekülünün bir araya gelmesiyle oluşur. Yani bu da glikoz, bu da glikoz ve bu glikozların bir araya gelmesiyle maltoz oluşmakta. Bu iki glikozun birbirine bağlayan yapı, yani şuradaki bağdan bahsediyoruz. Bu bir ne bağıdır? Glikozit bağıdır ve iki monosakkarit büyük bir parçaya polimer hale dönüştüğü için buradaki olay dehidrasyondur. Bu parçanın, bunun ise parçalanması tam tersi hidroliz olayı gerçekleşmektedir. Sükroza baktığımızda ise glikoz ve fruktozun birleşmesiyle oluşur. Hayvan hücrelerinde üretilemez çünkü bitkisel kökenlidir. Yine aynı şekilde her iki glikozun ve fruktozun arasında bulunan bağ glikozit bağıdır. Ve laktoza geçiyoruz. Bir diğer disakkaritimiz. Laktozlar da ise glikoz ile galaktozun bir araya gelmesiyle oluşur ve memelilerin sütünde bulunuyor. Yine aynı şekilde tamamı laktozdur. Aradaki bağ ise glikozit bağıdır. İki adet monomer bir araya geliyorlar ve disakkaritleri oluşturuyorlar. İki monomerin bir araya gelmesinden sonra oluşan disakkarit, her bir disakkarit için bir molekül su açığa çıkar. Yani şu, iki adet monosakkarit bir araya geldiler. Her ikisi de C6H12O6 ve bir diğeri de C6H12O6. Buradan bir disakkarit bir molekül de su açığa çıkmakta. Çünkü her toplamından bir eksiği kadar. Yani burada iki monosakkarit varsa bir molekül su açığa çıkmak zorunda. Bütün molekülleri topladığımızda, yani iki monosakkariti topladığımızda toplamda 12 tane karbon olması gerekiyor. Toplamda 24 adet hidrojen olması gerekiyor ve toplamda 12 adet de oksijen olması gerekiyor. Fakat burada bir de kim açığa çıkıyordu bir molekül? Su. Su, açığa çıkan suyun formülü nedir? H2O'dur. O zaman ben buradan ne yapacağım? Molekül indireceğim çıkan, çünkü monosakkaritlerden ayrıca su açığa çıkıyor. O zaman C12 olarak kalacaktır. İki molekül su çıkacağıma göre H22'dir. Bir molekülde oksijen çıkacağım için o oksijen sayısı 11'dir. Polisakkaritlere geldiğimde ise polisakkaritler çok sayıda glikozun bir araya gelmesiyle oluşur. Ve hücre zarından geçemezler. Polisakkaritleri siz ne kadar parçalarsanız parçalayın, sonunda oluşacağın, elde edeceğiniz yine glikozdur. Polisakkaritlerde baktığımızda çeşitlerine selüloz, nişasta, kitin ve glikojen olarak
rol göstermektedirler. Kendilerine ait bir rolleri var her birinin. Çünkü her birinin farklı bir görevi var. Her ne kadar kökenleri glikozdan oluşsa bile birbirleriyle olan farklı bir rolleri üstlenmektedirler. Nişastanın rolü şudur. Nişasta bitkiler fotosentez yapar, fazla glikoz açığa çıkar ve bu nişasta olarak depolanır. Nişastanın görevi budur ve nişasta bitkilerde lokoplast dediğimiz yapıda depolanır. Nişasta suda az çözünüyor ve ne insan hücrelerinde ne de hayvan hücrelerinde nişasta üretilmesi gibi bir durum söz konusu dahi değildir. Peki nişastayı kullanabilir miyiz? Tabii ki de kullanabiliyoruz. Fakat hücrelerimizin içinde bulundurup ya da hücrelerimizin içinde parçalayamıyoruz. Evet, geldik glikojene. Glikojen hayvan, bakteri ve mantarların depo halidir. İnsanda glikojen depolu edileceği zaman karaciğerde ve çizgili kaslarda depo edilir. Memelilerin kanında glikojen bulunmaz. Çünkü polimer bir madde olduğu için bulunmuyor. Selülozun görevine geldiğimde ise selülozun görevi şudur. Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılır. O hücre duvarı dediğimiz kalın yapıya katılıyor ve insanlar selülozu sindiremezler. Sindirenler var mı? Tabii ki de var sindiren canlılar ama insanda selüloz sindirilmiyor. Kitine geldim. Kitin bu saydığımız nişasta, glikojen ve selüloz dışında yapısında azot bulunduran tek karbonhidrattır. Nikotin parçalandığında. Kitin normalde yumuşak bir malzemeden yapılmaktadır. Fakat daha sonrasında içerisine kalsiyum karbonat dediğimiz malzemenin girişi ya da bileşiğin girişinden sonra sert yapısını kazanmaktadır. Kitin mantar hücre duvarı ve böceklerin dış iskeletinde bulunur. Bizim bu gördüğünüz nişasta, glikojen, selüloz ve kitini aslında yapı polisakkaritleri ve depo polisakkaritleri olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Yapı polisakkaritlerimiz yani yapıya katılanlar olması lazım. Bunun içinde selüloz ve kitindir. Depo polisakkaritlerimiz ise fazlasını depo edendir. Bu da nişasta ve glikojendir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda yağlar ve proteinler konusuyla karşınızda olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.